Bu videoda yapmak istediğim evrensel küme veya bizi ilgilendiren evren fikrini ve tümleyen veya mutlak tümleyen kavramlarını göstermek. Bunu Venn şeması ile gösterirsek evrensel küme genellikle buradaki dikdörtgen gibi gösterilir ve yine genellikle büyük E harfi ile belirtilir. Evet evrenselin E'si bazı diğer E'lerle karıştırılmasın lütfen. İşte bu evrensel küme. Aklınıza gelebilecek her şeyi mesela çiftlik hayvanlarını, mutfak gereçlerini, duyguları, İtalyan yemeklerini ve hatta her tür yemeği içerir. Örneklerin ipinin ucu kaçabilir çünkü var olması mümkün her şeyden bahsediyoruz. Normalde bir evrensel kümeden bahsettiğimizde o konuda işimize yarayacak bir evren dolusu şeyi kastediyor olacağız. Tüm insanlar kümesi. Tüm reel sayılar kümesi veya tüm ülkeler kümesi gibi tartışma hangi konu üzerindeyse onu ilgilendirecek şeyler. Şu anda farazi konuşuyorum tabii. Peki. Şimdi bu evrensel kümenin bir alt kümesini tanımlayalım ve buna A kümesi diyelim. A kümesi bu taradığım alandaki her şeyi içermektedir. Bahsedeceğim şey ise bunun tümleyeni. Daha doğrusu A kümesinin mutlak tümleyenidir. Bunu da evrende bulunup A'da olmayan her şey evrende bulunup A'da olmayan her şey olarak tanımlayabiliriz. Bunu ifade etmenin çeşitli yollarını daha önce gördük. Evrende olup A'da olmayan her şey kümesini evren eksi A kümesi şeklinde de yazabiliriz. Dediğim gibi bu büyük E ile yazılır. Başka şeylerle karıştırmayalım. Ayrıca bunu E taksim işaretiyle fark A şeklinde de yazabiliriz. Peki. Bunu Venn şemasında nasıl gösteririz? Bu şekilde E içerisinde olup A'da olmayan her şey şeklinde gösterebiliriz. Bu aslında A'nın E içinde bulunan göreli tümleyeni olarak da ifade edilebilir. Ancak bir şeyin evrensel küme içindeki göreli tümleyeninden bahsediyorsanız aslında kastettiğiniz mutlak tümleyendir. İnsanlar yalnızca tümleyen dediklerinde kastettikleri budur. A'da bulunmayıp, evrenimde bulunan tüm şeylerin kümesi nedir? Evet, kasıt bu. İşleri biraz sağlamlaştırmak adına gelin sayı kümelerinden bahsedelim. Dediğim gibi, televizyon ünlüleri, hayvan falan gibi kümeler. Bunları da kullanabiliriz ancak sayılar burada uğraşması en kolay şeylerdir. O zaman diyelim ki bizi ilgilendiren evren, Tam sayılar kümesidir. Buraya büyük E yazıyorum e tam sayılar kümesine eşittir. Tam sayılar kümesini ifade eden işaret de kalın bir z'dir değil mi? Almanca tam sayı anlamındaki sal kelimesinden gelmektedir. Bu kalın font biraz değişik görünüşlü kara tahta fontudur. Matematikçiler bu fontu çeşitli sayı kümelerini ifade etmek için kullanırlar. Şu kenarda birkaç örnek vereyim. Mesela eğer bu şekilde r yazarsanız bu reel sayı sayılar kümesini ifade eder. Eğer aynı fontta Q yazarsanız bu da rasyonel sayılar anlamına gelir. Neden rasyonel sayılar için Q diye sorabilirsiniz? Bunun iki sebebi var. Birincisi R önceden alınmış. Diğeri de Q'nun İngilizce bölünmüş anlamına gelen quotient kelimesinden gelmesi. Bir de az önce gördüğümüz Z yani Almanca tam sayıları temsil eden zahl Var, değil mi? Evet. Şimdi ilgilendiğimiz konu dolayısıyla evrensel kümemiz tam sayılar kümesi dedik. O zaman gelin buna bir alt küme tanımlayalım ve şimdiye de kullanmadığım harflerden kullanarak adına C kümesi diyelim. C kümesinin elemanları da eksi beş, sıfır ve 7 olsun. Bunu tabii ki ölçeğime uygun çizmiyorum şimdi. Tam sayılar sonsuzdur ancak C kümesinin sınırları vardır ama işte buraya çiziyorum. Şimdi de neler C'nin elemanıdır neler değildir diye düşünelim. Örneğin eksi 5 C kümemizin bir elemanıdır. Değil mi? Bu ortadaki E Yunan alfabesindeki epsilon harfine çok benziyor ancak değil kümelerde elemanıdır anlamına gelir. Ayrıca sıfırın kümemizin bir elemanı olduğunu biliyoruz ve 7 de kümemizin bir elemanı değil mi? Tabii bildiğimiz başka şeyler de var. Mesela Eksi 8'in kümemizin bir elemanı olmadığını biliyoruz. 53 sayısının kümemizin bir elemanı olmadığını biliyoruz değil mi? 53 buralarda bir yerde durmaktadır. 42 sayısının kümemizin bir elemanı olmadığını biliyoruz. 42 de Buralarda bir yerde duruyor olabilir. Şimdi C'nin tümleyeni üzerine biraz düşünelim. C'nin tümleyeni evren eksi C veya C'nin evren göreli tümleyeni aynı şeylerdir. Tüm bu ifadeler birbirlerinin eşdeğeri. Peki bu ifade şemamızın neresinde? Kümemizin yani C kümesinin dışındaki her şey bunun cevabı. İşte bu burada biliyoruz ki eksi 5 c kümesinin bir elemanıdır. Dolayısıyla C'nin tümleyeninin elemanı olamaz. Buraya yazayım. Eksi 5 C'nin tümleyeninin elemanı değil. 0 C'nin tümleyeninin elemanı değil. 0 C kümesindedir. C'nin tümleyeninde Değil. 53 ise c'nin tümleyeninin elemanıdır. evrendedir. ancak c'nin dışındadır. 42' de C'nin tümleyeninin bir elemanıdır. Her neyse Umarım, tüm bunlar konuyu biraz anlamanızı sağlamıştır.